Selamlar. Mardin'e geldik. Artık gezimiz başladı. Yavaş yavaş geziyoruz. Bugün şehir merkezindeyiz. Şimdi bir otobüs ayarladık ve hemen şimdi karşıdan karşıya geçeyim. Eski şehire doğru, eski Mardin'e doğru yola çıkacağız. Karşıdan karşıya geçmeye çalışıyorum ve bu arada size çevreyi de gösteriyorum. Kaldığımız yer bu bölgede, şehir merkezindeydi. Hava Mardin'de inanılmaz sıcak arkadaşlar. Yani anlatamam size. Gündüz o yüzden pek bir insan göremiyoruz sokaklarda ama akşam, herkes akşam çıkıyor gezmeye. İnanılmaz yoğundu. Yavaş yavaş böyle otobüs durağına doğru gidiyorum. Neyse, böyle çevreyi göstereyim istedim. Gayet güzel Mardin. Tertemiz demiş olduğum gibi. Şurada bir yerde bir otobüs durağı var dediler, gratisin yanında. Buradan bir otobüs alıp eski Mardin'e doğru yolumuz devam edecek. Sıcak bizi bayağı bir zorluyor. Gerçekten bu kadar öyle sıcak olacağını düşünmemiştim ama Kıbrıs'tan yani inanılmaz daha fazla sıcak. Kuru bir sıcak var. Anlayamadım ben bu sıcağı nasıl olduğunu. Çok değişik, yakıcı böyle. Beni bayağı zorlayacak gibi gözüküyor. Bakalım neler olacak. Otobüs durağına yaklaştım. Bakalım. Otobüsü bekleyeceğiz şimdi. Yavaş yavaş gelecek o da herhalde. Eski Mardin'e geldik arkadaşlar. Süryani şarapları da bu bölgenin tabii ki en meşhur şarapları. Görmüş olduğunuz gibi çok şık, güzel bir dükkana girdim. Böyle isteğe bağlı özel isim ve isim ve resim koyuyorlar. Bu şekilde size özel şaraplar da üretiyorlar. Bu da çok güzel bir şey. Bunlar da Süryani kahvesi mi? Aynen abla. Zafran çayı. Zafaran dediniz, safran. Aynen. Safran. Ha, bunu ilk defa gördüm. Bakın böyle safran çayları, zafaran diyorlar. Darüz Zafaran ismini oradan aldı değil mi? Aynen abla, Ha, doğru. çok güzel. Süryani kahveleri var böyle. Hem kahve hem safran çaylarını, Süryani kahvelerini ve şaraplarını hemen eski Mardin'in girişinde Hubo Süryani şarapçılıkta bulabilirsiniz. Gerçekten burada bir arkadaş var, zehir gibi yolda yakaladı bizi. Dükkana davet etti. Şahane bir dükkan, gerçekten çok güzel, çok ilgililer. Eğer yolunuz düşerse buraya mutlaka gelin, bu arkadaşla tanışın. Buranın şaraplarının tadına bakın. Tavsiye ederim size. Şimdilik çıkıp biz gezimize devam edeceğiz. Kırklar Kilisesi'ne doğru yavaş yavaş böyle çıkıyorum. Görmüş olduğunuz gibi taş duvarlı sokaklarda Mardin'in harika sokaklarından adım adım dolaşıyoruz. Dar sokaklar, harika böyle taş işçiliğinin olduğu güzel konakları yavaş yavaş size böyle göstermeye başlıyorum. Bunun hemen yukarısında Kırklar Kilisesi varmış. Orayı görün mutlaka dediler. Ah, oraya doğru gidiyorum. Gördünüz mü? Bakın şöyle göstereyim. Bu evin giriş kapısı çok ilginç. Çok dar. Hep taş ve taşlar böyle gördüğünüz gibi yukarıda hep böyle işlenmiş. İnce ince nakış gibi. Bu Mardin taşlarının en önemli özelliği de ilk böyle yapım aşamasında yumuşak, işçiliği kolay. Geldik. İşçiliği kolaymış. O yüzden böyle güzel işçilikten dolayı harika şekiller çıkıyor. Ondan sonra taşlar durduk sıra sertleşiyor. Böyle bir özelliği var. Aynı zamanda yazın serin, kışında sıcak tutuyormuş evleri. Bu açıdan da gayet güzel. Şimdi Kırklar Kilisesi'ne doğru girişimizi yapıyoruz. Morbihan ve kız kardeşi Saro Kilisesi, Kırklar Kilisesi diyor. Hala biraz böyle burada yaşam da varmış. Yavaş yavaş gidelim. Evet arkadaşlar. Kilisenin hemen içerisinde kapıda yazıyor, evde lütfen girmeyiniz diye. Burada birçok kilisede ve manastırlarda hala yaşam var. Bu da yani dikkatimi çekti.
Yavaş yavaş kilisenin içerisinde ilerliyoruz. Bakın burası kilisenin girişi. Burası evleri. Süryanilerin yaşamış olduğu evler. Burada taştan böyle harika bir eşlikle yazıları var. Kilisede öğlen yemeği arası olduğu için şu anda giriş kapalı. Giremiyoruz. Hemen kilisenin yan tarafı da manastırlarıymış. Manastırda öğrencilere eğitim veriliyor. Gelen kişilere eğitim veriliyor. Bu tarafta da kiliseleri var. Bu şekilde bir bilgi de aldık. Yaşam hala devam ediyor. Görmüş olduğunuz gibi kapılarda evdir girmeyiniz deniliyor. Buradaki birçok manastır ve kilisede yaşam aynen dediğim gibi devam ediyor. Süryaniler bu kiliseleri de kullanıyorlar. Mardin sokaklarında dolaşmaya devam ediyoruz. Gerçekten çok güzel kafeler, böyle harika ilginç sokaklar var. Görmüş olduğunuz gibi de duvarlar hep böyle işlemeli, süslü. Mardin'e yolunuz düşerse eski Mardin'e mutlaka gelin, gezin. Gerçekten her yerde tarihi bir şeyler var. Hacı Mehmet Ağa konağıymış. Atölyeler var. Oymacılık, tahtacılık. Burası da uçurtma atölyesiymiş. Yavaş yavaş ilerleyelim. Burası da böyle yerel kooperatifler mağazasıymış. Böyle yerel ürünlerin satıldığı bir mağaza sanırım. Biraz sonra girer biz de bir bakarız ne var ne yok diye. Burada böyle güzel bir atı süslemişler. Zorla gönderdim. 2 saat burada ağladım. Biz biraz önce tam karşıdan çıkmıştık buraya. Dolandık ve yine aynı noktaya geldik. Şimdi biz yeniden içeriye girip Mardin Müzesi'ne doğru seyahatimizi devam edeceğiz. Yürüyüşümüze devam edeceğiz. Mardin gelmişken bir de Mardin Müzesi'ni gezmeyi tabii ki istiyoruz. Hava inanılmaz sıcak yani inanılmaz sıcak. Alışık olmadığımız böyle kuru bir sıcak var. Bu da gerçekten beni çok çok zorladı. Şöyle burayı böyle size böyle tepeden göstereyim. İnsanlar burada fotoğraf çektiriyorlar Mardin yazısında. Klasik. Hemen yukarıda da Mardin Kalesi var. Oteller, bütün böyle bu taş konaklarda çoğunda otel olarak falan restoranlar olarak kullanılıyor. Mardin Müzesi'nin girişi de burası. Yavaş yavaş içeriye doğru giriyoruz. Bunlar da sanırım böyle Mardin taşları. Thank you.
Evet arkadaşlar, Mardin Müzesi'ne giriş yaptım. Yavaş yavaş böyle müzeyi gezmeye başlıyorum. Böyle her müzenin önünde olduğu gibi arkasına geçip resim çekeceğiniz alanlar var. Mardin, eski Mardin'de gezilecek noktaları gösteren böyle bir harita gibi bir şey de koymuşlar. Bu da güzel. Yavaş yavaş gezmeye başlıyorum. Gerçekten şahane konaklar, şahane eserler var. Salonlarıymış burası. Girelim bakalım nasılmış. Gelmişken dedim yani birlikte sizinle bu müzeyi de gezelim ve görelim. Şuradan bir manzaraya bakayım nasıl. Şöyle yukarıdan da size eski Mardin'i göstereyim. Fark ettiyseniz tepeden aşağı doğru inen bir yapılaşma var. Buradaki kalan insanlar eğilip bakmadığı müddetçe diğer balkonları, evleri görmüyorlarmış. Herkes böyle üst üste katlı katlı oturur gibi ama normalde birbirlerinin avlularını görmeden yaşamları var. Bunu gelirken bir abi söyledi bize. Bu da çok ilginç. Gayet böyle değişik güzel bir şey. Şimdi Mardin Müzesi'nin içerisinde yoluma devam ediyorum. Ama şahane bir yapı gerçekten. Umarım böyle siz de net görüp beğeniyorsunuzdur. Beğenirsiniz videolarımı. Meryem Ana Kilisesi, Süryani Katoliği'ymiş burası. Bu tarafta, bu bölgede kapıyı kilitlemişler gördüğünüz gibi. Giriş yok. Buraya gelip sonra yukarıya çıkayım. Küçük küçük taşlarla işçilik gerçekten şahane. Roma dönemine ait. Milattan sonra 5. ve 6. yüzyılda Kuruçay Köyü Derik'ten gelmeymiş bu mozaik taşları. Kazılardan çıkan Roma dönemine ait mozaik taşları Mardin Müzesi'nin içerisinde yer alıyor. Gerçekten şahane. Kerkiştü köyünde Derik'ten çıkan gene bir mozaik taşını gösteriyorum size. Kont ve Duç Kuyros tarafından Kutsal İlyas günü 793 yılında Ağustos ayında 5. bütçe günü de yapılmış. Çok ilginç. Böyle bir taş. Yavaş yavaş ilerleyelim. Böyle. Mardin tanıtım filmi ücretsizdir diyor. Hemen girelim biz de bakalım. Bugün bize düşen bir düzeni taşımıştır. İşte böyle bir zamansız masallar diyardır Mardin. Anadolu platosu arasında doğal bir sınır oluşturan Tur Hakkı Dağları üzerinde adeta bir kartal basını kurulmuş bir şehirdir Mardin. Kuzeyin maden zenginlikleri ve güneyin tarımsal kaynakları arasında gelişen ticaret nedeniyle önemli bir geçiş noktası olduğu için günümüzden 8000 yıl öncesinden itibaren sayısız antik yerleşim Mardin'in masalına hikayeler eklenmiş izler bırakmıştır. Pek çok din ve inanç sisteminin hala birlikte yaşadığı Mezopotamya'da
yıkanmasının ardından kemikler yapılarak mezarın başına gelir ve yemek yeniden kaplar mezarı korur. Yemeklerden sonra ölen kişi anne karnındaki şekliyle yani poker pozisyonunda defnedilir. Günümüzde Gönavaz'da bu ritüellerin birçoğu yapılmaktadır. Büyük halen kutsal bir yer olarak kabul edilmekte ve özellikle burada yemek yemenin iyileştirici özelliği olduğuna inanılmaktadır. Çarşamba günleri Müslümanlar ve Yezidiler, pazar günleri Hristiyanlar, salı günde Yahudiler ve Suriyeli Araplar iyileşmek umuduyla bu ikametindedirler. Zaman masalına eklenen bir harf bile kaybolmaz. Bazen bir süre için kürtmez ve hiç beklemediğiniz bir anda aniden karşınıza çıkar. Küfesiymiş. Bunun da açıklamasını da yapmışlar. Küfeci hamalı, saz, kamış, buğday ve liflerden yapılarak üretilmiş. Bunlar eşyalar taşınıyormuş döneminde. Bu da neymiş? Cercer yani döven. Buğdayı sanırım ayırmak için. Tahılını, sap ve tanelerini evet ayırmak için. Bunu biliyordum. Bu şekilde.
Bu limon meselesi yok. Bu da karabasanlarıymış. Yani benim bu... Yavaş yavaş yine gezimiz devam ediyor. Bakın çok ilginç. Karı ve kocanın mezar taşıymış. Gerçekten çok ilginç. Tavus kuşu. Ezidiler için çok önemli tavus kuşu. Tavus kuşu. Burada gene böyle bir boğa kapatması işlemişler. Sülün işlemişler. Savaşçı kapatması. Aslan kabartması. Görüyorsunuz değil mi aslan şeklini? Taşlara böyle şekiller vermişler. 12. ve 13. yüzyıllarda bu taşları bu şekilde işleyip yani gerçekten böyle eserler haline getirmek muhteşem bir şey. Ne kadar dönemin yani o dönem bu zenginliği gösteriyor. Görmüş olduğunuz gibi böyle pişmiş toprakta çok da güzel böyle süslü. Testileri. Bunlar hep böyle o dönem kazıda çıkan eşyalar. Nusaybin'den gelmemiş bunlar. Benimle birlikte Mardin Müzesi'ni şu an geziyorsunuz. Mor Yakup Kilisesi'nden kazıdan çıkan eşyalar ve böyle bilgileri vermişler. Yavaş yavaş gezelim. Bakın ölülerini böyle toplu şekilde birçok kemik çeşidi var. Gördüğünüz gibi toplu şekilde gömüyorlarmış. Onları da size gösteriyorum. Kazılardan çıkan kemikler falan hepsi bu müzede yer almıştır. Evet, bunlar banyo küveti. Yeni Asur döneminde banyo küveti böyleymiş. Buradan böyle sular akıp geliyor. Bu küvete toplanıyor. Bu küvetten de alınıp banyolar yapılıyormuş. Burada zaten bilgi de verilmiş. Gayet güzel. Yavaş yavaş böyle müzeyi gezmeye devam ediyoruz. Birçok eser var. Sergilenen ve hala sergilenmeyi bekleyen gerçekten harika eserler var. Yani Mardin Nusaybin içerisinde Gnuvas Höyük kazısından gelme eserlermiş bunlarda. Bakın bu Bey'de Profesör Doktor Hayat Erkanal başkanlığında yapılan arkeolojik kazı çalışmalarından Nusaybin'de 1991 yılında bombalı bir saldırı yapılmış ve kendisi orada vefat etmiş kazı sırasında. Allah'tan rahmet biliyoruz kendisine de. Bütün böyle bütün çalışmalar hepsi bu müzenin içerisinde yer almıştır. Roma dönemine ait pişmiş topraktan yapılmış kaplar görmüş olduğunuz gibi bu müzede sergileniyor. Ilısu Barajı kurutma kazılarından çıkan eserler burada bu şekilde ziyaretçilerini bekliyor, sergileniyor. Gerçekten çok etkileyici bir müze. Eğer yolunuz düşerse tavsiye ederim gelin gezin görün burayı da. Bunların hepsi Ilısu Barajı'nda ki kazı çalışmalarında çıkarılan eserler müzede sergilenmiş durumda. Hazır bir şekilde ziyaretçilerini bekliyor. Biz şimdi müzeyi gezmeye devam edeceğiz. Paleolitik çağdan kalma eserler, taşlar. Gerçekten harika her şey. Şimdi
şimdi zorlu bir çıkış noktasına gidiyorum. Tam eritik salınmış burası da. Yavaş yavaş çıkalım. Oldukça dik bir merdiven burası. Yavaş yavaş çıkalım bakalım bizi ne bekliyor. Yapının güzelliği. Görüyor musunuz? Muhteşem. Tam böyle Mardin evleri. Bütün Mezopotamya. Ayağınızın altında seyredebilirsiniz. Mutlaka buraya gelin. Bu eserleri siz de görün. Bu manzarayı siz de seyredin. Gerçekten harika. Adım adım müze turumuz devam ediyor. Şimdi de ticaret salonuna doğru girişimi yapıyorum. Bayağı da bir ziyaretçileri var. Burası da ticaret salonları. Görmüş olduğunuz gibi para birimleri ve ticarette kullandıkları tüm araçlar burada sergileniyor. 11. 14. yüzyıla ait paralar. Ah, müzenin içi de serin. Gerçekten Mardin çok sıcak. Bayağı bir yoruldum sıcaktan. Müzenin içi serin, serin serin böyle gezelim. Size de bir şeyler anlatmaya çalışayım. Burada da böyle ilk paraları, o dönemin ilk paraları sergileniyor. Milattan sonra 5. yüzyıla ait eserler. Benim eşim. O döneme ait yaşam belirtilerinin bulmuş olduğu eserler burada sergileniyor. Yavaş yavaş gezelim bakalım. Kullanmış oldukları kaplar. Mutfak ürünleri, amaçları. Takınıyorlar. Evet arkadaşlar, nasıl buldunuz müzeyi? Gerçekten buraya gelirseniz Mardin'e, bu müzeyi gezdiğinizde aslında birçok şeyi de görmüş oluyorsunuz, öğrenmiş oluyorsunuz. Mardin'in tarihi, Mezopotamya'da ovalarında hangi dönem milletlerin yaşadığını hepsini görüyorsunuz. Gerçekten çok güzel, tavsiye ederim. Bu müzeyi mutlaka gelip ziyaret edin. Çok etkilendim. O dönemin yaşadıkları hayat hikayelerini, yaşamlarında savunma sistemleri nasıldı? Bu gibi şeyleri ben çok merak ederim. Mutfaklarında neler kullandılar? Gelin damatları nasıldı? Nasıl bir yaşam vardı bu Mardin'de? Onlara şahit olduk bize de. Bize güzel birikimler kattılar. Şimdi artık ben buradan ayrılacağım. Yavaş yavaş diğer yerlere gezmeye başlayacağım. Hoşça kalın. Müzeden bu kadar.
Evet arkadaşlar, Mardin'e geldiğinizde Yeni Lale Turu'nda süryani çöreği yapıyorlar. Nedir ablam bu süryani çöreğini? Neyli, ne hurmun var bunun içinde? Var. Bakın böyle susamlı ve hurmalı. Kilosu süryani çöreğinin 120 TL'ymiş. Günümüz 2023 fiyatı. Gayet güzel, bir tadına bakayım nasıl, size de söyleyeyim. Abi siz de tadına bakın. Muhteşem. Böyle bol susamlı, içinde de hurması var. Çok güzel. Gelirseniz buradan alışveriş yapabilirsiniz bu arkadaşlardan. Mardin'in özel esprisi. Eskiden sesleri olmadığından dolayı kapılarda ilk tokmak bulunurmuş. Biri bayanların, biri erkeklerin. İkisini birden vurduğunuzda gelenceğini pekçe, kapıyı açan bilen terso, kapatıcı ise Fatih Yürek. Erkekler içeri girdiğinde kahve ikram edilirmiş. Bayanlar içeri girdiğinde süt ikram edilirmiş. Bilen terso içeri girdiğinde sütlü kahve ikram edilirmiş. Ve işte biz de burada haşlığımızı çıkartıyoruz. Bizim bir katkımız olursa çok seviniriz. Anlamadığınız bir yer varsa tekrar edebiliriz. Süpersiniz.